We're Linux Systems, and we provide scalable computer vision era solutions for the next generation of mobility. I'm Maria Divney. I'm co-founder and CEO of Luna Systems. We started off in 2020 with the mission of essentially helping shared micromobility schemes to be a more trusted means of transport as part of the overall sustainable objectives of cities. Unfortunately, we've seen in the last years that while scooters provide a key benefit in terms of bridging transport gaps, there are some issues when it comes to things like rider behaviour. In Istanbul, like anywhere else, they experience a lot of issues when it comes to things like trip hazards, accessibility issues. So partnering with the local operator, Hop, we developed an API-based solution that sits in their rider app and that essentially enables a rider to complete their ride as they usually would by taking an end-of-ride selfie to verify that the scooter has been correctly parked, but in an automated way. So for the citizens of Istanbul, what we really hope with this technology is that we can demonstrate that issues around disorderly parking can be solved and can be improved over time. So we want to encourage people to use these modes of transport and to leave their cars at home. Adım Berfin Sönmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Müdürlüğü'nde uluslararası proje uzmanı olarak görev yapıyorum. Öncelikle İstanbul'dan bahsetmek gerekirse, İstanbul 16 milyonu aşan nüfusu, İki kıtayı birleştirme özelliğiyle Türkiye'nin en büyük metropol niteliğindedir. İstanbul'da da diğer birçok şehirde olduğu gibi özellikle pandemiden sonra insanların toplu ulaşımda bireysel hareket etme ihtiyacıyla mikromobilite araçları sahaya çıktı diyebiliriz. Akabinde de gerek kullanım kolaylığı olsun, her demografik yaşa hitap edebilmesi olsun, sürdürülebilir bir toplu ulaşım modu olmasıyla beraber kullanımı çok hızlı yaygınlaştı diye özetleyebiliriz. Problemlerimizden biri ise yanlış parklanma. Bu gerek operatörlerin kendi filolarının takibini zorlaştırıyor, gerekse bizim açımızdan da yaya ve araç güvenliği açısından risk teşkil edebiliyor. Luna'nın teknolojisi ve Hop'un filosuyla beraber denediğimiz bu uygulamadaysa parklanma problemini önüne geçebiliyoruz. Sağladıkları bildirim uygulamasıyla beraber vatandaşlar yanlış park ettiğinde hem yanlış park ettiklerini onlara park ettiriyoruz, hem de doğru nasıl park edebileceklerine yönlendirebiliyoruz. Bu uygulamayı bütün İstanbul'da kullanabilirsek problemlerimizin birçoğunu indirmiş olacağız. Mikromobilite araçlarının kullanımının yaygınlaşacağını öngördüğümüz için bu altyapıda da belli değişiklikleri gerektirecektir. Aynı zamanda sunulacak olan hizmetin kaliteli olacağını, daha kullanımının kolay olacağını, vatandaş tarafından tercihinin de artacağını öngörebiliriz. Hop 2019 yılında Türkiye'de kuruldu ve şu anda Yunanistan ve Karadağ dahil 3 ülkede toplam 20 şehirde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Paylaşımlı elektrikli araç hizmeti sunan Hop, müşterilerini aslında bir müşteri olarak değil bir destekçi olarak görüyor. Ve bunun için altyapıların değişmesi, yeni alışkanlıkların kazanılması gibi birçok faaliyet alanında insanların farkındalığını arttırmaya çalışıyor. Olumlu parklamaları ödüllendirme, indirimler sağlama, olumsuz parklamaları işte engelli geçitlerine, yaya geçitlerine engelleyecek şekilde yapılan parkları da cezalarla insanların aslında bu toplu yaşam alışkanlığının edinmesini sağlamak istiyoruz. Luna'nın teknolojisi bu görüntü işlemeyle beraber bize proaktif olarak, anlık olarak bunları kontrol etme, hatalı parkları düzeltme ve doğru parklamayı ödüllendirme imkanları sağlayacak. Herkesin elini taşın altına koyduğu ve tüm paydaşların işbirliği içerisinde çalıştığı çevre dostu mobilite için bir kazan kazan senaryosuna inanıyoruz ve bu yaptığımız tüm çalışmaları yorulmadan bunun için devam ettireceğiz.